Arkadaşlar merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün üniversitedeki resim hocamızın, yani Kenan Demir'in odasındayız. Odasını rica ettik, o da bize verdi. Çok teşekkür ederiz ona buradan. Toplumda burjuva sınıfının hakim olmasıyla beraber her yerde süslü püslü eşyalara rastlamamız mümkündü. Aslında ayakkabılarda, çantalarda, dekoratif duvarlarda, porselenlerde, giydiğimiz kıyafetlerde, her yerde süslü püslü, böyle şaşalı, abartılı şeyler görmemiz mümkündü. Fransa'da 14. Louis'in geometrik ve resmi stiline karşı olarak aristokratlar da aynı burjuvada olduğu gibi daha süslü püslü, şaşalı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani 14. Louis'e karşı olarak ortaya çıkmış. Avrupa ülkelerinin güzel sanatlar konusundaki zevkleriyle benzerlik gösteren Rokoko akımı daha çok yapılarda, yani mimari olarak giriş yapmıştır aslında dünyadaki yerine. Rokoko aslında toplumda her yerde görülmeye başlamış. Şöyle ki yapının her tarafında ortaya çıkmış. Böyle çeşmeleri süslemişler, mağaraların girişlerini süslemişler, duvarlardaki panelleri böyle kabartmalı, ağır olarak süslemişler. Yani her yerde bir süs püs, şaşa var yani. Rokoko dediğimiz stil 1750'lerden sonra dünyanın her tarafında yaygınlaşmaya başlıyor. İngiltere'de, Güney Almanya'da, Fransa'da, her yerde görülmeye başlıyor. Rokoko dünyaya yayılmıştır ama bu süreçte Baroğu kesip atmamıştır. Onunla beraber ilerlemişlerdir. Sonra 1789 yılında Fransız İhtilali'nin ortaya çıkışıyla Barok kesilip atılıyor ve Rokoko devam etmeye başlıyor. Rokoko döneminde Fransa'daki köylülerin yaşadığı sıkıntılar göz ardı ediliyor resimlerde. Çünkü resimdeki genel havayı bozacağı iddia ediliyor sanatçılar tarafından ve dikkate alınmıyor köylülerin yaşadığı sorunlar. Bu sebeple birçok eleştiri alıyor Rokoko sanatçıları. Çünkü Rokoko sanatçıları köylülerin yaşadığı sorunlarmış, politikada neler oluyormuş, şehirde neler oluyormuş, bunlarla ilgilenmiyorlar. Sadece aristokratların yaşadığı şaşalı hayatları resmetmeye çalışıyorlar. Rokoko'nun gelişim süreci böyleydi. Şimdi de Rokoko sanatının nasıl ilerlediğini ve ne özellikler gösterdiğini görelim. Rokoko genellikle dekoratif süslemeleri ve iç mekan tasarımlarındaki o karmaşık detaylı ayrıntılarıyla bilinir. Genelde Rokoko'da resimlerde bir meydan okuma yoktur. İzleyiciye bir şey düşündürmek istemezler. Onların tek amacı ve tek hedefi resmi gören insanların veya o mekana giren insanların ilk bakışta etkilenmeleri ve onların gözüne güzel gözükmesidir. Döneme imza atan resimlerin konusu genellikle cesur ve neşeli yaşam tarzıdır. Resimlerde genelde hep şık giyimli aristokratlar vardır. Onların eğlenceleri, onların partileri, gizli buluşmaları, kaçamakları. Ayrıca resimlerde ve heykellerde de bu çok görülür. Hep bir tiyatro havası vardır. Zaten birçok ressam o dönem tiyatrolardan da çok etkilenmiştir. Heykellerde de heykel her yana hareket edebilecekmiş hissi verir. Renk olarak bu dönemin resimlerinde çok fazla pastel renkler, yumuşak ve açık tonlar görülür. Bu da aslında resimlerin konusu zaten çok böyle sadece göze hitap etmesi gerektiği için böyle kasvetli, işte çok böyle huzursuz, üzgün, bu tarz şeyleri çağrıştırmak istemezler. O yüzden daha böyle heyecanlı, mutluluk, işte huzurlu, aşkı temsil eden renkleri kullanırlar. Bazı resimlerde onların ev içi yaşamını görmemiz mümkün aristokratların. Çok fazla böyle kabarık kabarık elbiseler ve ayrıca Rokoko zaten ilk başta bir mobilya, iç dekorasyon olarak ortaya çıktığı için yine bu resimlerde arka planlarda o mobilyalara çok fazla işlerler, böyle kabartmalı kabartmalı resimler. Ve aslında aristokratların iç yaşamlarını, ev içi yaşamını resmederler ve tekrar onlara sunarlar. Genel olarak toparlamamız gerekirse resimlerde kur yapma, güzellik, aşk, heyecan, partiler, eğlenceler, genelde bunlar hakim resimlere. Yani şu an o resimlere baktığımızda şunu dememiz mümkün. Ha, demek ki o dönemin zenginleri bu şekilde yaşıyorlardı diyebiliriz. Çünkü onun dışında
bize meydan okumaz resimler, bizim düşünmemizi sağlamazlar ya da bir şey anlamamızı da istemezler. Sadece o döneme bakıp o ne kadar güzel elbiseler, ne güzel mobilyalar vesaire hep bunları önemsemişlerdir. Benim önemli ressamlarından bir tanesi Fan Choice Boucher. Madame Pompadour'un eserinde mesela yine böyle çok zerafet içerisinde çok şık giyimli bir kadın görmemiz mümkün. Yine burada da o kabarık kabarık elbiseler çok zerafet hakim. Bu ressam ayrıca genellikle resimlerinde kullandığı kadınlara olgun vücutlu kadın yüzlerini daha çok çocuksu ifade eder. Ayrıca yine resimlerine görülen işte aşıklar vesaire doğanın en güzel ve en gizli köşelerine yerleştirir. Çok güzel bir manzaralar içerisinde resmeder. Ayrıca yine bu dönemin birçok ressamında olduğu gibi birçok porselen, halı tasarımı, ayrı böyle iç mekan dekorasyon tasarımları da yapmışlardır. Yani sadece resime yönelmemişlerdir. Diğer bir önde gelen ressam Anton Watteau, Kitera'ya doğru yola çıkış eserinde aslında aristokrat kesimin o partileri, eğlenceleri, o neşe, aşk, işte kaçamakları en iyi ifade eden resimlerden bir tanesidir. Yine çok fazla pastel renkler hakim. Ressamımız Watteau'nun bir sözüyle kapanış yapmak istiyorum. Ona göre diyor ki, benim bakış açıma göre süslemeden ya tamamen uzak durmalısınız ya da o şeyin özü zaten süsleme olmalıdır. Yani bu eklediğiniz bir şey değil. Kremanın, pastanın üzerine krema ekliyormuş gibi değil. Ya her şeydir süsleme ya da hiçbir şeydir. Bu haftaki konumuz Rokoko'ydu. Rokoko ile ilgili ve birçok diğer akımlarla ilgili bilgilere Instagram ve Twitter'da yer veriyoruz. Orada çok daha fazla detaylı bilgiler verebiliyoruz. Videoyu olabildiğince kısa özet tutabilmek için. Yani o sayfalarımıza da bakmayı unutmayın. Ve bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerin yorumları bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta farklı videolarla görüşmek üzere.